Sen de yapabilirsin programından herkese merhaba. Bugün hızlı, fiziksel kuvvete dayanan ve atışların neredeyse saatte 100 kilometreyi bulduğu bir sporu deneyimleyeceğiz. Handball'la karşınızdayız. Sporuyla ilgili bilgiyi Serkan Hoca'dan alacağız. Hocam merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Evet, dilerseniz ilk önce nasıl bir spordur sorusuyla başlayalım insanlara, izleyicilerimize handball sporunu tanıtalım. Handball, olimpik spor branşlarının içine dahil olduğu bir branşımız bizim. Türkiye'de de ligleri olan, toplamda kadrosunda 16 oyuncu barındıran, maç içinde de 6 oyuncu bir kaleciyle oynanan, mücadele gerektiren bir spor. En çok merak ettiğim soruyu direkt sormak istiyorum size. Handball aslında bir takım oyunu ve biraz basketbola, futbola benzeyen tarzda bir oyun ama onlar kadar tanınmış bir spor değil. Sizce bunun nedeni nedir? Şimdi handball gerçekten aslında bizim Türk kültürüne, Türk insanının özelliklerine yatkın bir spor. Mücadele gerektirdiği için. Basketbol ve futbola benzer yanları var. Basketbole nadiren daha fazla temas gerektirebilen, daha çok birebir mücadele gerektirebilen bir spor. Şimdi basket 90'lı yılların başında handball, voleybol ve basketbol kadar popüler olabilen bir spormuş. Bunda şu anki konumun, handball'ın Türkiye'deki şu anki konumun sebebini ben şuna bağlıyorum. Birçok handball antrenörü arkadaşımız şuna bağlıyor. Bir kere futbol kulüplerinin, dört büyüklerin, Galatasaray, Fenerbahçe gibi kulüplerin handball'ün içinde olabildiği takdirde biz handball'ı dünya çapında Türkiye olarak adımızı sunabiliriz, duyurabiliriz diye düşünüyorum. Üsküdar Belediyesi İstanbul'un tek kulübü, 21 yıllık bir kulüp. Dolayısıyla belediye kulüpleri bu ligi götürmekte çoğunluk olarak. Fakat dediğiniz gibi kendimizi sunamıyoruz. Bu vesileyle sizin de burada bize desteğiniz çok önemli. Teşekkür ederiz bu anlamda bu programı yaptığınız için. Evet, aslında biraz duyurulması gerekiyor. Evet. Biraz daha belki daha büyük kulüplerinde handball takımı kurarak, başlatarak belki daha çok ses getirmesi sağlanabilir diyelim. Peki bu spora kaç yaşında başlamak doğru oluyor? Şimdi bu spor aslında mini handball olarak başlanabiliyor. Ana sınıfı çağında, yani anaokulu çağındaki çocuklarımız bile başlayabiliyor. Yani Avrupa'da bu yapılabiliyor. Bizde yeni yeni mini handball ile tanıştırılabiliyor. 6 yaş, 7 yaştan itibaren biz handball'e başlayabiliyoruz. İlkokul bazında da 3. 4. sınıftan itibaren seçmelerimizi yapıyoruz. Burada kendi salonumuzda da okulların geneli bir taranarak spor, yani handball'a yatkın sporcularımızı, sporcu adaylarımızı alıp buralarda başlatabiliyoruz. İlkokul çağından ana sınıfı çağındaki öğrencilerimizi. Peki handball sporunda en önemli detay nedir? Olmazsa olmazı, belki püf noktası. Yani bu çok önemli bir detay bu sporda dediğiniz nedir? Şimdi ne olursa olsun tabii ki bu spora, bu branşa yatkın özellikler, antropometrik özellikler olsun, fizyolojik özelliklerin olması gerekiyor. Nedir? Yani bir voleybolla, bir basketbolla kıyasladığımızda fiziksel anlamda, yani göreceksiniz eğer birkaç maçta izleyebildiğimiz takdirde çok fark ediyor. Yani olmazsa olmazı öncelikle bu işi sevmek. Çünkü 1-0 diğer branşlara göre daha yarıda başlıyoruz dolayısıyla.
iyi bir kondisyon ve motorik özelliklerimizin çok iyi olması gerekiyor. Fiziksel özellik çok önemli diyebiliriz o halde. Fiziksel özellik bölgelere göre, örneğin yani bir sol kanat bölgesinde oynayan bir oyuncunun çok çok daha uzun olmasına gerek yok. Ya sol veya sağ kanat, yani kanat oyuncularının daha atletik, yani kısa olması, çok hızlı olmasıyla birlikte dengelenebiliyor. Ama oyun kurucu özelliklerinde oynayan oyuncularımızın fiziksel özelliği tabii ki önemli. Peki antrenmanlar nasıl ilerliyor? Haftada kaç gün yapılıyor ve antrenmanlarda ne gibi çalışmalar yapılıyor? Hangi çalışma neye iyi geliyor mesela? Şimdi biz hazırlık döneminde diğer branşlarda olduğu gibi belirli testlerden geçiriyoruz sporcularımızı. Kondisyon yeterlilik testleri. Ona göre bir programlanma, planlama yapılıyor. Bunun vesilesiyle birlikte kuvvet antrenmanları olsun, normalde top antrenmanları olsun, dayanıklılık antrenmanları olsun, bunlarla birlikte devam ediyoruz. Biz haftanın 5 günü antrenman yapıyoruz. Ligde oynadığımız için Süper Lig ekibiyiz biz. Haftada 5 gün antrenman yapıp bir gün seyahat, diğer günde maçımızı yapabiliyoruz. Peki biraz da kurallarından bahsedelim bu sporun. Çünkü eminim bilmeyen çok insan vardır, ben dahil. Ben de çok fazla bilmiyorum. Evet. Çünkü çok tanınmış bir spor değil, az önce de bahsettik. Ne gibi dikkat çekici kuralları var? Basketboldan yine örneklendirme yapacağım. Basketbolda steps dediğimiz olay, yani adım fazlalığı, adım hatası handbolde de mevcut. Yani biz 3 adımdan fazla atamıyoruz handbolde. 3 adımı kullandıktan sonra ya pas ya da kaleye yönlenmemiz gerekiyor, şut atmamız gerekiyor. Tabii bu 3 adımı topu yere belli bir teknikle vurduktan sonra bir 3 adım atma daha hakkımız oluyor. Biz ona tip diyoruz. Top biz yukarıdayken sıçrayıp kaleye attığımızda topu kendimizden önce yere bıraktığımızda bir 3 adım atma daha hakkımız oluyor. Adım hatasını böyle önlemiş olabiliyoruz. Futboldaki gibi penaltı var mesela. Penaltı diyoruz, 7 metre atış diyoruz. Gördüğümüz, üzerinde bulunduğumuz çizgi 7 metre çizgisi mesela. Buradan eğer kaleye yönelik oyuncu gittiği noktada sert bir faule maruz kaldığında veya şu 6 metre alanın içinde bir faule maruz kaldığında 7 metre kullanıyor. Penaltı atışı gibi kaleciyle baş başa kalıp onu kullanıyor. Dikkat çekilebilecek noktada özellik bu. Bir de basketbolda 24 saniye kuralı vardır mesela. Hücum süresi. Bize de pasif oyun diye bir kural vardır. Bu pasif oyun tamamen kaleye oynamayla alakalı. Eğer rakip takım kaleye oynamıyorsa, yani kaleye atak yönünde biraz zayıflık çekiyorsa, direnç gösteremiyorsa, hakemler hücumda fazla bekletmiyor ve 7 pas hakkını kullandırıyor. Ellerini yukarıya kaldırıyor, pasif oyun işareti yapıyorlar. 7 pastan sonra top rakibe geçiyor. 7 pas içinde hücumu sonlandırmak zorunda rakip takım. Böyle temel kuralları var. Peki müsabakalar nasıl ilerliyor? Lig usulü anlattığınıza göre. Ya, Türkiye'de handbol Süper Ligi, 1. Ligi, 2. Ligi ve bölgesel ligleri olan bir konumda handbol. Avrupa'da olduğu gibi işte dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları yapılıyor. 3 tane kupası var. Şampiyonlar Ligi kupası, Avrupa EAF kupası dediğimiz ve Challenge kupası dediğimiz 3 tane önemli kupa var Avrupa'da oynanan. Ve Türkiye'den de burada Türkiye liglerinde ilk 4 dereceye giren takımlar burada ülkemizi Avrupa kupalarını temsil edebiliyor. Biz 13 takımlı bir Süper Lig bayan takımı, Süper Lig 13 takımla oynanıyor. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. Peki altyapı nasıl oluşuyor? Şimdi futbolda, basketbolda altyapı seçmeleri oluyor. Siz de az önce aslında biraz bahsettiğiniz, sanırım burada da seçmeyle gerçekleşiyor ama A takımına çıkmak için nasıl başlamak gerekiyor? Bu süreci anlatabilir misiniz? Şimdi bizim şöyle bir çalışma yürütüyoruz biz. Diğer kulüplerde de olduğu gibi yetenek seçimi yapıldıktan sonra çocuklarımız, sporcularımız minik kategorilere maçlar yapıyor. Minik kategorilerinde. Küçük kategorilerinde de İstanbul genelinde ve Türkiye genelinde maçlar yapıyorlar. Yıldız ve genç kategorilerinde artık Türkiye geneli bir seçmeler yapılıyor. Türkiye genelinde bütün kulüplerin oluşturmuş olduğu müsabakalara seçmeler yapılıyor ve milli takımlara sporcularımız seçiliyor. Seçildiği noktada zaten lise çağına gelmiş bir sporcu A takıma yapmış olduğu, göstermiş olduğu performansla birlikte yeterlilik gösteriyorsa eğer A takım kriterlerine, bu süreçte yaklaşık bir 6-7 yıl sonra eğer kendini gösterebildiği anda A takım seviyesine çıkabiliyor. Mesela bizim kendi kulübümüzde, takımımızda kendi yetiştirdiğimiz sporculardan yaklaşık bir 7 tane yıldız milli oyuncumuz var. 2 tane genç milli oyuncumuz ve şu an A millide oynayan da 3 tane oyuncumuz var. Bunlar ufaktan başlayarak basamak basamak, kademe kademe ilerleyerek, biraz da sabır işi, sabır göstererek bu kriterlere, bu zamanlara geliyorlar.
Peki tıpkı futbolda ve basketbolda, voleybolda olduğu gibi yabancı oyuncu transferi de gerçekleşiyor duyduğum kadarıyla. Evet. Bunlardan da biraz bahsedelim dilerseniz. Şimdi şöyle, bu sene federasyonumuz bir kriter, bir kural getirdi. 14 yabancı sınırımız var. 14 yabancı ile oynuyoruz. Fakat bizim Türkiye genelinde müsabaka kadrosu 16 kişiden oluşuyor. Biz geçmiş senelerde hep genç oyuncularım, kendi yetiştirdiğimiz oyuncularla bu ligde mücadele etmeye çalışırken fazla direnemedik aslında. Fazla yani yabancı oyuncuların tecrübesi, kalitesi çok daha ağır bastı. Dolayısıyla bu lig gerçekten çok fazla yabancı ile oynanıyor. Kalite de getiriyor diyebilirim bir yere kadar. Fakat dedim, genç oyunculara süre verebilme anlamında çok sivrilmiş genç oyuncular süre bulabiliyor maçlarda. Fakat siz de takdir edersiniz, oyuncuların süre alarak, maç yaparak bir yerlere çıkabilmesi çok önemli. Belli bir seviyeye gelmesi çok önemli. Sadece antrenman yaparak değil. Biz de bu ligde mücadele edip yukarı sıralarda oynayabilmek için bizim de yabancı transferlerimiz oluyor tabii ki. Kadromuzda 5 tane yabancımız var. Diğer takımlara nazaran biraz daha az bizim yabancı sayımız. Daha da gençlerle beraber onları birleştirip bir şekilde kadromuzu kurduk. Bu şekilde devam ediyoruz, mücadele etmeye çalışıyoruz. Peki, çok bilinmediğinden bahsettik bu sporun ama önceki yıllara göre, geçtiğimiz yıllara göre şu an Türkiye'de handball nasıl bir pozisyonda acaba? Şimdi handball, bayan handbolünden bahsedecek olursak ülke sıralaması ilk 25 içindeyiz Avrupa'da. Geçmiş yıllara göre handbolü şu anki popülaritesini kıyaslayacak olursak önceki dönemlerde yine televizyon yayınları yapılmaktaydı. Ama ülke genelinde televizyon yayınlarının olmamasıyla birlikte çok fazla tanıtamıyoruz ülkeye. Ama Avrupa sıralamasında Avrupa kupalarına çeyrek final, yarı final oynayan takımlarımız var. Biz EAF Kupası'nda da keza aynı şekilde oynayan takımlarımız var. Bunlardan kimsenin haberdar bir durumu yok. Milli takımlar bazında da playoff oynama şansımız oldu Avrupa Şampiyonası elemelerinde. Voleybol, basketbola nazaran biraz daha alt seviyede olsak bile düzenli çalışmalarla, milli takımların gençleştirme projesiyle birlikte 3-4 yıl içinde iyi bir yerlere geleceğimize inanıyorum. Evet, handbolla ilgili detaylı bilgiyi aldık. Şimdi kıyafetlere ve malzemelere göz atacağız. Ben kıyafetlerimi giydim. Evet, öncelikle yakışmış. Güzel. Teşekkürler, sağ olun. Toptan başlayalım dilerseniz. Toptan başlayıp bütün saha ölçüleri olsun, genel anlamda nasıl yapıyoruz, nasıl oynuyoruz, nasıl bir yerde oynuyoruz anlatayım size. Şimdi elimde görmüş olduğunuz top 2 numara handbol topu dediğimiz. Bu kategorilere göre değişiyor. Yani 1 numara top. 0 numara dediğimiz var, miniklerin oynadığı 1 numara top, yıldız takımın, yıldız ve küçük takımın oynadığı kategoride mevcut. 2 numara top bayanlar Süper Ligi'nde yetişkin gruplarında oynadığımız handbol topu, erkeklerde 3 numara diye adlandırılıyor. Bu topun ağırlığı yaklaşık 325-400 gram arası değişmekte. Şöyle bir olayımız var, ele sığıyor ama bu top maç içinde çok sporcuların da avuçları terlediğinde biz wax diye adlandırılan bir madde kullanıyoruz. Bu wax topun elde tutulmasını, yani kaymamasını. Biraz yapışkan bir şey, şu an az önce fark ettim onu. Fark ettiniz. Yani normalde yıkanlığına geçebilir ama maç içinde gerçekten çok aktif, yoğun pas yaptığımız için bunun karşılığında ne olursa olsun bu şekilde kullanmak durumundayız. Müsabakalarda da bu şekilde oluyor değil mi? Var mı orada da? Müsabakalarda kullanıyoruz. Antrenmanlarda da aynı şekilde bunu kullanıyoruz. Yani bazen Avrupa'da çok yaparlar mesela. Çok kullanırlar bu wax'ı. Yani Danimarka Ligi'nde mesela. O kadar çok yoğun kullanırlar ki top elden çıkmaz. Bizim sporcularımız hatta kullanmış. Yani şöyle gösterebilirim. Şu an elde yapışkan bir şekilde durabiliyor. Ama dediğim gibi bu teknikle de alakalı. O yüzden çok pas tekniğinizin de çok iyi olması gerekiyor. Düzgün yere atabilmeniz anlamında. Toptan bahsettik, biraz da sahadan bahsedelim. Farklı bir sahası var, oldukça da uzun. Basketbol sahasına göre bayağı bir uzun hatta. Evet, salon sporlarında evet, yani basketbol, voleybola göre gerçekten geniş bir alanda oynanıyor. 20 metre genişliğinde 40 metre uzunluğunda bir alanda oynuyoruz biz handbolü.
Tabii bu sahanın içinde de belli çizgilerimiz var, belli alanlarımız var. Örneğin şöyle bahsedecek olursam, şu an içinde bulunduğumuz, karşıdan da görebileceğimiz yeşil alan, 6 metre alanı dediğimiz. Sporcular bu alana giremiyorlar. Yani bu alana girdikleri takdirde şutu çekseler bile elinde topla beraber geçersiz sayılıyor. Yani çizgiye bile bassanız, bu alanın çizgisine bile bassanız geçersiz sayılıyor bu. 9 metre dediğimiz bir parça, kesik kesik olan çizgiler mevcut. Bu, burada da yapılan fauller bu alanın dışında kullanılıyor. Yani bu alanın içinde hiçbir oyuncu rakip takımdan olamaz. Bu alanın dışına çıktıktan sonra fauller, serbest atışlar kullandırılmakta. 7 metre dediğimiz alan, kaleden uzaklığı 7 metre olduğu için 7 metre diye adlandırıyor. Bunu futboldaki penaltı diye düşünebiliriz. Gole giden bir oyuncumuz kale sahası içinde yapılan ihlallerde de 7 metre ile cezalandırıyor hakemler. Bunun karşısında 7 metre atıyoruz. Bu çizgiye de basmadan şut atmak durumundayız. Bir de 4 metre dediğimiz bir alan var. Kaleden itibaren 4 metre mesafesinde 7 metre kullanırken kalecilerin en fazla açılabilecekleri nokta olarak belirlenmiştir bu alan. Aynı zamanda oyun içinde handbolde sınırsız oyuncu değişikliği yapılabildiğinden bahsetmiştim sanırım. Ne olursa olsun kaleciler de dahil sürekli değişebilir. Öyle bir rotasyona tabi tutulabilir. Yani bir kaleci yerinden çıkıp şutunu attıktan sonra, ilk atışını attıktan sonra istediği gibi dolaşabiliyor değil mi içeride? Yani tabii risk doğrultusunda bu. Yani eğer rakip kendi takımı eksikse, örneğin 6 kişi ise, 5 kişi ise, yani kaleciyi bazen biz oyundan alıyoruz. Onun yerine bir oyuncu koyuyoruz. Belli bir setlerimiz var. Onu yapmaya çalışıyoruz. Kale boş kalıyor esnada. Eğer biz timingi, zamanlamayı iyi yapamazsak, rakip takım bize direkt kaleden kaleye de atabilir, olduğu yerden de atabilir, kaleci zamanında yerine geçmezse. Kaleden kaleye de atılıyor yani, çünkü oldukça bayağı bir uzak. Evet, evet. Mesela bir kaleci, rakip takımın kalecisi açıldıktan sonra elindeki topu direkt kaleye atıp golle sonuçlandırabiliyor. Biz de bu yıl içinde atmıştık bir iki defa. Peki bir de kalemiz var, kaleyi de anlatalım. Handball kalemizin ölçüleri 2 metre uzunluğu, 3 metre genişliğinde bir ölçüye sahip. Burada aslında futbola göre küçük görünse de gerçekten de yani top kontrolü, yani atılan şutların hızı, mesafesi açısından yine de yeterli gibi görünebiliyor. Burada kalecinin durumu da, aldığı pozisyon da çok önemli. Bu süreçte bu kale ölçüleri içerisinde. Top da tabii daha küçük olduğu için. Kesinlikle reflekslerin çok iyi olması gerekiyor. Bir kalecinin refleksleri gerçekten iyi olabildiği takdirde takıma katkı sağlayabiliyor. Peki kıyafetlerinden de bahsedelim. Anladığım kadarıyla forma, üzerimdeki gördüğüm bir forma. Özellikleri var mı peki kıyafetlerin ya da ayakkabıların, özellikle boyu? Standart olarak normal salon ayakkabılarıyla oynanabilen bir spor. Formalar üzerinizdeki gibi. Yani model olarak voleyboldan uzak, aslında basketboldan da uzak ama futbola daha yakın gördüğünüz gibi. Kısa kollu çünkü. Kısa kollu, evet, aynen. Formalarla birlikte yani sporcuların yardımcı aparatları, dizlikleri olsun, bileklikleri olsun, bunlarla beraber takılabilmekte. Peki, gerekli malzemelere de göz attık, sahaya göz attık, toptan bahsettik. Şimdi sıra geldi uygulamaya geçmeye. Bakalım, deneyelim, ben yapabilecek miyim, handball oynayabilecek miyim? Evet hocam, handbola nereden başlayacağız, nasıl başlayacağız? Biz öncelikle handbolcu adaylarımıza bu sporu tanıtırken, öğretirken temel eğitsel oyunlarla başlıyoruz. Ama bu eğitsel oyunların içeriğinde işte top tutma, pas atma, pasın temeliyle beraber şut çekme ve top sürme teknikleriyle beraber gösteriyoruz. Ama bu oyunları, bu çalışmaları, teknikleri genelde oyun içerisinde gösteriyoruz. Oyun oynarken çocuk aslında bir top tutmayı, top sürmeyi, pas atmayı öğretiyor. Tabii burada oyun oynayamayacağımız için ben size temel olarak top tutma ve pas atma ile alakalı temel şeyler gösterebilirim. Peşinde şut çekme ile de alakalı, top sürme, dribbling ile alakalı. Peki, o halde top tutmayla başlayacağız. Evet. Yani top, dediğim gibi, 2 numara bir top. Aslında gayet rahat kavrayabileceğimiz bir top. Wax kullanmadan da, o maddeyi kullanmadan da kavrayabileceğimiz bir top. Topu ne olursa olsun avuç, ya parmaklarımızı dışarıda değil de avucumuzla beraber kavrayarak, hani bir elmayı, bir portakalı kavramış gibi aynı şekilde kavradığımız bir noktada.
elimizin pozisyon ne olursa olsun, örneğin karşıdan bize pas geldiği noktada topu şu an elimden bıraktığım noktada elimin şekli bu tarafta. Yani ben topu böyle tutmaya çalışırsam ya da böyle tutmaya çalıştığım noktada aşağı gelen pozisyonlar tutabilirim ama zorlanabilirim. Topu kavradığım noktada karşıdan tamamen avuç içlerimle parmaklarımla beraber kavradığım noktada daha çok hakim olabiliyorum. Evet, mesela az önce gösterdiğim gibi tutmaya çalıştığınız noktada tamamen evet yukarıdan direkt gelen topları bu şekilde tutabiliyorsunuz. Ama aşağıdan gelen, alt taraftan gelen topları o şekilde tutabildiğiniz noktada biraz zorlanabilirsiniz. O anlamda da elimizin rotasyon şeklinde daha çok alttan kavrayabildiğimiz noktada daha rahat tutabileceğiz o zaman. Yukarıdan direkt gelen topları evet aynen tuttuğunuz gibi hakim olabiliyoruz o şekilde. Tam değil de mesela yanlardan kavrayarak hafif yanlardan yani oval tutarak. Evet, top tutmanın ardından pas atmayı öğreneceğiz. Tabii tuttuğumuz topun aynı şekilde pas olarak karşı arkadaşımıza atabilmemiz için bunun da belli bir tekniği var. Şimdi handbolda pas çeşitleri, pas teknikleri ayrılmakta. Benim size göstereceğim biraz sonra yüksek temel pas diyoruz buna. Temel pas. Dolayısıyla bir pası atarken eğer hangi elimizi kullanıyorsak kullandığımız elin karşı tarafı yani sol ayağımızın önde olması gerekiyor. Dominant ayak diyoruz buna. Dolayısıyla ayağımızı öne aldığımız noktada kolumuzu da yukarı kaldırıyoruz. Bunu şey gibi düşünebiliriz. Biz sporcularımıza öyle diyoruz. Kışın ufak çocuklara, kışın kar topu nasıl atıyorsunuz diyorum. Çocuk isterseniz o tekniği alabiliyor. Kar topunu başının üzerine daha çok atmayı deniyor. Biz de diyoruz ki bunu kar topu olarak düşün. Topu tuttun. Evet hadi bana şimdi kar topu at diyoruz mesela. Onu oyunla beraber algıladığı takdirde ister istemez yani şunu demiyoruz. Kolunu yukarı kaldırman gerekiyor, biraz geriye çekmen gerekiyor demiyoruz. Size de çok basit olarak onu söyleyeyim. Kar topunu nasıl atıyorsunuz? Kaldırıyorsunuz ve atıyorsunuz. Çok basit. Bu burada rahatlığımız önemli. Yani tekniği yaparken, temel atışı yaparken topu karşıladım, tuttum, bacaklarım paralel bir şekilde sabit ve pasımı atarken kolumu yukarı kaldırıyorum, ayağım önde. Bu topu, pası arkadaşıma atarken biraz omuzum hafif geride, başımın üzerinde. Attığım noktada kolum yukarıda kalmıyor. Elimizi sanki cebimize götürür gibi bırakıyoruz, serbest bırakıyoruz elimizi. Yani bilekten tamamen çıkmıyor bu top. Bileğimizle beraber dirseğimiz ve omuzumuzu da hareket ettiriyoruz, temel pası yaparak. Şimdi az önce top tutmayı, pas atmayı, temel pas atmayı gösterdik. Bunu da gayet güzel yaptınız. Bunun karşılığında pasın devamında şutu da aynı şekilde atabiliyoruz. Yüksek temel atış diyoruz biz buna. 7 metrede çok kullanırız mesela biz yüksek temel atışı. 7 metre attığımızda da aynı şekilde bir ayağımız önde olur. Kolumuz keza aynı şekilde yukarıda. Kaleye şut atmaya çalışacağız. Bunu sizle beraber deneyebiliriz. Aynı şekilde pas attığınız gibi bana kaleye şut atabilirsiniz. Bir 7 metreyi deneyelim isterseniz birlikte. Ayağınız çizgiye basmadan, kolunuz aynı şekilde yukarıda, kalecimizin boşluklarını üzerine atmadan gol atmaya çalışacaksınız. Şimdi oyuncumuz Merve size dış atış, yani sıçrayarak atışı gösterecek yüksek. Daha çok savunma çizgide beklediği noktada maçta biz dışarıdan atış tercih ediyoruz. Çünkü oyuncunun üzerine gelmiyorlar. Handbolde de önemli bir etkendir bu. Dış atış gücünüzün iyi olması gerekir. Merve size sıçrayarak 3 adıma girerek şutu göstersin isterseniz. Top aldı, 3 adıma girdi ve attı. Bastığınız ayakla sıçrıyorsunuz. Solak, sağı bastı, sol, sağ basınca sıçrıyor. Sol, sağ, sol, sol, sıçra. Gayet güzel. Evet, sol, sağ, sol, çok güzel.
Şimdi Nuriye ile birlikteyiz. Oyuncularımızdan bir tanesi kendisine İspanya'dan geldi ve şu an Üsküdar'da oynamakta. Kendisine soracağız nasıl karar verdi. Hi Nuriye. Hi. How are you? Fine. Thank you very much. Okay, you're playing for Turkey now. You're from Spain and you're playing for Üsküdar. How did you decide to come to Turkey and to play for Turkish team? I decided to come here because they show me a good project. The league also is strong because almost the majority of the teams have strangers players, so it's competitive league, and also the conditions, the team, everyone spoke good about this club. Thank you. Şimdi ise Kaptan Neriman'la birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyim. Teşekkür ederim. Öğrenmeye çalıştım tabii az da olsa. Evet, nasıl başladın handbola? Bir öğrenelim isterseniz. Handbola Manisa'nın Turgut ilçesinde başladım. Beden eğitimi öğretmenim Ergün Erbay'ın sayesinde. Daha sonra liseyi Kastamonu'da okudum yatılı olarak. Sonra da üniversite hayatı ve profesyonel olarak uzun bir süredir Üsküdar Belediyesi'nde spor yapıyorum. Kaç yaşında başladınız peki? İlkokul 2'de başladım. Yani çok uzun yıllar oldu. Şu anda da 28 yaşındayım. Hala devam ediyorum. Peki, kimlere tavsiye edersiniz bu sporu? Yani bu spor olarak değil, spor bütün insanların yapmasını öneriyorum tabii ki. Spor gerçekten çok farklı bir duygu. Ama tabii ki küçük yaşta başlanılması daha bir etkili oluyor. İleride çünkü o tekniği almanız zorlaşabiliyor, zor olabiliyor. Yani profesyonel olmak için tabii daha erken yaşlarda başlamak çok önemli. Peki siz handball oynadığınızda neler hissediyorsunuz? Yani çok güzel bir duygu. Ben severek yapıyorum açıkçası işimi ve çok da uzun yıllar harcadım bu işe. Çok mutluyum yani handball oynadığım için. Yapabilirsin de bu hafta ülkemizde çok fazla bilinmeyen bir sporu deneyimledik. Handball'u deneyimledik sevgili izleyiciler. Ekranlarınıza taşımaya çalıştık, sizlere tanıtmaya çalıştık. Umarım başarılı olabilmişizdir. Haftaya yeni bir sporla, farklı bir bölümle görüşmek üzere. Hoşçakalın.